kadar kalabalığın bizim kahvenin önünde ne işi var lan? Vallahi ne yazdığını çözemedim pankartta ama anladığım kadarıyla Himi'nin gözaltı süresi dolmuş abisi. Allah Allah, nasıl kızdıysa İlmi abi davul zurna eşliğinde dövecek bizi herhalde. Baksana bir karnaval havası. Davul zurnalı dövün töreni diye bizim bilmediğimiz bir adet mi var? Himi geçmiş olsun, çıkmışsın. Ya benim size canım feda. Ne var yani sizin yüzünüzden nezaretle bir gün misafir etmişlerse? İlmi abicim borcumuz borç, ödeyeceğiz. Bir planımız var, ilk senin borcunu. Hangi borç ya? Vallahi daralırım. Duymamış olayım. Yani mahallemizin ilk illegal insanına bir yüzüğü feda etmişim. Çok mu? Aha da herkes şahit. Sildim lan borcunuzu. Aha lan mı dedim, özür dilerim. Sildim oğlum borcunuzu. Aha oğlum mu dedim, özür dilerim. Sildim aslanlar borcunuzu. Ne oluyor lan? Ey mahalleli! Bugüne kadar boynumuz büküktü. Her mahallenin en az bir iki gayrimeşru kovalayan ağır abisi varken bizim mahallemiz sempatik, sıcak bir aile mahallesi olarak görülüp diğer mahalleler tarafından eziklenirdik. Şimdi bu iki adam sayesinde artık bizim de mahalle bir mafyamız var. Ya bir susun ya, ne mafyası ne gayrimeşru. Kardeşim ne uyduruyorsunuz kafanızdan ya? Bizim o taraklarda bezimiz yok. Tabii canım, olmaz. Olur mu hiç, olur mu? Yok, asla. Hayatta inanmam. Görsek de inanmayız. Hiç alakanız yok. Bizden sır çıkmaz. Hayatta çıkmaz. Çok şükür bugünleri de gördük. Zaten sizin bu yollara gireceğiniz daha küçüklüğünüzden belliydi. Evet, bak hiç unutmam. Metin daha 11 yaşındaydı ya. Toplu sünnet töreninde sünnet olmuştu. Annesi yara olmasın diye etek giydirmişti. Arkadaş Metin o eteği bir sevdi, 6 ay üzerinden çıkartmadı. Hayır, bir de uçarı çocuk. Sabah akşam frikik veriyor. 6 ay mahallede öyle dolaştı. Ama kimseye eyvallah etmedi. Ha? Utandırıyorsun beni abi. Böyle de mütevazı bir çocuk ha. Tamam neyse. Ben şimdi nezaretteyken adak adamıştım. Eğer yüce Rabbim bu iki koç yiğiti bir daha bana görmeyi nasip ederse koç keseceğim demiştim. Getirin koçu. Getirin! Abi sen ne yapıyorsun İlmi abi ya? Niye kesiyorsun hayvanı? Kesmeyeyim mi? Kafasına mı sıkacaksın? Ya ne kafasına sıkmasından bahsediyorsun sen? Durduk yerde hayvancağıza yazık ya. Mahalleli, duydunuz değil mi? İşte böyle vicdanlı bir mafyamız var. O zaman ben de dostluğumuzun bir nişanesi olarak tıpkı bir beyaz güvercin gibi bu koçu doğaya salıyorum. Hadi de ya! Mutsuz Mışa, mışa, mışa. Ahay, 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 ahay. Ne yaptı şimdi? Hayvanı doğaya saldım diye şehrin ortasında bırakıyorsun abi ya. Sinerji mi olacak hayvan? Salmayayım mı? Kafasına mı sıkacaksın? He, kafasına sıkacağım. Getir. Ya ne diyorsun Gülmüş sen? Hayvancağıza yazık, günah ya. Götünün sahibine verin, yakalasınlar tabii ya. Yakalasınlar mı? Mahalleli, abilerimiz hayvanı yakalayın diyorlar. Mahallemizin abileri öyle istiyor. Koşun, koşun. Ay biz sonra uğrayalım ya. Gecikecek herhalde. Eda olur mu öyle şey ya? Biz zaten şimdi çıkacağız. Siz de rahat rahat konuşursunuz. Hayır, benim anlamadığım eczane zaten kuş avlıyor. Sen niye çıkıyorsun boş boş gezmelere falan ha? Nereye gidiyorsun? Benim de anlamadığım sana ne kısmı? Eczacılar Birliği'nden misin? Sana ne? Gezme değil ya Kirben. Çok sevdim oğlum buraları. Bir ev alayım diyorum. Eda da bana yardımcı oluyor. Bakınıyoruz. Feyza ile Hilmi abinin boş evlerinden biri için konuşacaktık. Feyza aracı olur mu diye. Ha, Feyza'nın da işi gücü yok. Ay çok boş konuşuyorsun Metin ya. Hatta konuşmuyor, dudaklarını oynatıyorsun sadece. Yapma. Biri bir bok yiyorsun sanacak. Ama bu gerilimi sevmedim ben. Kanka manitanın yanında niye ters yapıyorsun bana ya? Ne kankası lan? Kanka bu mahallede sen ev falan alma ya. Vallahi eski evler. Baş açma işine. Şey, iş açma başına. Maksat aile sıcaklığı kanka. Yenilerden tad almıyorum. Ne varsa eskilerde var. Hmm. İki aya kalmaz damlatır musluk. Alma diyorum sana kanka, alma. Anlamadım ki. Nasıl bir metafor ya? Sen Eda'yı mı diyorsun? Sen az önce hareketinde Eda'yı mı kastettin? He? Yok be kardeşim, ev alma diyorum sana. Evler eski burada ya. Tesisat 2 aya bozulur diyorum ya. E o zaman bir indirim yapacaksın be aslanım. Bizim de ayağımız alışacak. Ne oluyor be? Hakikaten Metin, ne oluyor? Tesisatçı kardeşimiz var ya, yardımcı oluyor bize. Vallahi malzeme 10 numara. İşçilik desen paha biçilmez. İşine gelirse kardeşim. Eda biz biraz fiyat bakalım. Çok bence. Yayır yayır lan, işte rahatına bak, şey yapma. İlk önce bir evi alalım, onun üzerine konuşuruz. Yani alsın mı burada ne? Almasın ya, niye alıyor? Sen karışma kızım. Çok güzel fiyat çektim kerizeye, çaktırma. Eda bekle ya, bağlıyorum çocuğu. He bekle, bağlıyordu beni. Gir sen de kalk.
kaça kadar açıksınız? 24 saat müşterinin giderine göre değişir hadi. Sen az evvel lafa girerken buradan ev aldırmam diye girdin değil mi lan? Evet. Ama işte coştun gittin. Adamın alacağı evin su tesisatının ihalesine girdin. Ama alırım ihaleyi. Değil mi? İşte sen ihaleyi alırsın. Onlara sabah duş alırken sana dua ederler artık. Evet, öyle bir neden sonuç ilişkisi oluştu abi. Bana koyansa kardeşim, dışarıdan birisi bizi gördüğünde seni zeki zannediyorlar ya işte. Kimse beni anlamıyor. Hani insanın tatil gününde çalışmak ağrına gidiyor, anladın mı hani? Arkadaşlara da söz verdiydim arkadaşlar. Son. Ki. Güzel bayan. İnsanlar ve köpek balıklar arasındaki ortak özellik nedir bilir misiniz? İki türü de burnunun ortasına vurmak suretiyle etkisiz hale getirebilirsiniz. Kartal, ne yapıyorsun? Adamlar çok ciddi, silahları var, görmüyor musun? Ne bileyim hanımım, adam bize akıl veriyor sandım. Allah öyle temiz bir sıfat vermiş ki adama, tehdit ederken bile sevecendiriyor, karıştırıyorsun. Delikanlılar, konuşalım. Ne istiyorsunuz bizden? Halis mulis İsviçre çakısı. Kesme, delme, deşme, eşme, koparma ve silkme dallarında birebir. Şimdi benim sözümü dinleyeceksiniz. Yoksa topunuzu keserim, acımam. Lan! Dedik, lan! Çivit! Keseyim mi lan topunuzu? Gönder! Kaptan, kaptan. Hani dikkat çekmeyecektik. Bütün mahalleyi toplayacak mısın buraya? Kaptan ne lan? O ne biçim hitap? Top! Bu ne biçim top? Niye patlamıyor oğlum bu? Sivas topu musun sen? Sen Sivas topu mu bu? Ol. Vallahi kırıldı bu sefer. Kaptan ayağının şirazesini sikeyim ben. Aa, bak yine kaptan dedi. Sövdü de. Bundan sonra işe eleman alırken KPSS puanına göre alır. Gerçi onda da hile yaparsın sen. Aha, minibüs geldi. Minibüs geldi. Bu ne lan? Abi minibüs. Minibüs bunu getirdemedin mi sen? Ben bunu mu dedim ya? A takımındaki gibi şekilli minibüs olacaktı ya. Kapısı yandan açılan, içerisi gözükmeyen. Bu üçünü de paketleyip içeri atacaktık, ne oldu? Abi detay vermiyorsun ki. Minibüs ayarla dedin, gittik Beylerbeyi hattından kiraladık, getirdik biz de. Efendim, bizim çok ciddi bir organizasyon problemimiz var. İlk önce bunu halletmemiz lazım. Siz ikiniz içeri geçin güzel bayan. Siz de. Ama siz arkadan geçin, bakarlar yoksa. Kaçırıldık. Şu anda kaçırıldık. Ah ulan ah! İstedim de vermediler. Sen şoförsün dediler. Gönlünde yeri yoksa güzelim, fark etmez, ben ayakta da giderim. Amcacığım, ne yapıyorsun? Kaptan, Beylerbeyi'nde meydanda ineceğim. Bu oraya gitmiyor amca. Nasıl gitmiyor? Burada yazıyor ya. Amca in! Kaptan, müşterimi seçiyorsun. Arıyorum şimdi belediyeyi. Ne taraftaydı lan Beylerbeyi? Buradan düz devam et kaptan. Hala kaptan diyor. E amca da diyor, ona bir şey demiyorsun. Amcanın amcanın suçu ne? Bunun da bir tüm artistliği bize. Amca. Ulan Sasha Grey'e döndük. Ağzımızda bir seks topu eksik. Burası neresi? Bu adamlar kim? Bizi niye kaçırdılar ya? Şu kapıya ulaşabilirsem bir şeyler yapabilirim. Oğuzhan, kapıya gitsen ne olacak? Elin kolun bağlı. Çabuk gel buraya. Olsun. Onu orada düşünürüm. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Lan! 5 lira verdik, başımıza polat alemler kesildi. 10 lira versek başımıza Jack Bauer olacak. Gelelim size. Evet. Bu ne lan? Bu nasıl geldi buraya? Gel bakayım. Oğlum, sandalyeye bağlayın deyince tekerlekli sandalyeye mi bağladınız? Güzel bayanı da taburaya mı bağladınız? Bize yedek sandalye var. Yemeği ayakta mı yiyelim? Ya taburaya bağlayacaktık ya çek yatağa. Tekerlekli sandalyeyi de komşudan aldık. Akşama istiyor. Ne yapacaksak çabuk yapalım. Sen uç bakayım yerine Toraman. Hop!
Bu bir son değil. Bu bir başlangıç. Ne istiyorsunuz bizden? Biz mahallenin 1 milyonuncu mafyasıyız bebeğim. 1 milyonuncu mafya mı? Ne istiyorsun kızı oğlum? Heh, plaket mümeri, kurdane mi takar? Çözün lan beni. 1 milyonuncu değil, 1 milyoncu mafyasıyız. Duyduk ki siz de 1 milyoncu açmışsınız. Cem? Efendim amir. Amirim? Acıdı mı? Şimdi? Git bakayım içeri şu kilerdeki elektrikli işkence aletlerinden birini getir. Tost makinesine benzeyeni. Ya ne elektriği, ne sordunuz da söylemedik? Güzel bayan, sizinle bir alakası yok. Yani kampanya vardı, 3 tane aldık. Tabii bizim aramızda yamuk yapan çıkmadığı için üzerimizde deneme fırsatı daha bulamadık. O yüzden sizin üzerinizde müsaade ederseniz bir açma kapama yapacağız. Çalışıyor mu diye. Getirdim amir. Tost makinesi bu. Kilerde en çok tost makinesine bu benziyordu amirim. Bizim çok ciddi bir iletişim problemimiz var. Bak elin oğlu da bundan faydalanıyor. Geçen borcunu ödemedik diye bir herifin parmağını kestik ya. 11 parmağı varmış adamın. Sağda solda ameliyatı beleşe getirdin diye konuşuyormuş. Keserken sayan oldu mu? Yeah. El alem krizi fırsata çevirmek için bizi kullanıyor, bizi. Malım ben mal. Evet, toparla bu içine. Her şeyi 1 milyoncuya götürelim. Orada anlatalım derdimizi. İyi o zaman ben gideyim. Nasıl çözdün lan onu? Vallahi ben bana yaşattığı duyguyu sevdiğimden dolayı kaldım. Hanımım çözülmez. Çöz onu da çöz. Sivil de bulacağım seni oğlum. Oh, çok eğleniyoruz. Çaktırmadan polisi mi arasak? Övünmek için söylemiyorum ama acayip dengesiz ortamlarda büyüdüm. Böyle dengesiz adamlar görmedim. Bir derecede bozuk para gibi harcarlar bizi, ürünü mürünü yapmıyorlar. Bu dükkanın muhasebe kayıtları ne tarafta acaba? Sırası mı şimdi Malo? İş odaklıyım, ne yapabilirim? O kalan 5 lirayı istiyorum. Acaba şu anda bize ne yapacaklarını mı konuşuyorlar? Aracı bence metrekare üzerinden keselim. Ne metrekaresi lan? Haraç hasılat üzerinden kesilir. Hasılat üzerinden keseceğiz. Vallahi 1 TL'ci de hasılat üzerinden haraç bana da hiç mantıklı gelmiyor. Metrekare daha mantıklı gibi. 3+1 mi lan bura? 3+1 -2/3. Ulan kalem pillerin oradan yola çıktım, kasaya vardım. Dışarı çıkayım dedim. Bir baktım alet çantalarının oradayım. O kadar yürüdüm, kalem pil reyonunu 10 metre geçebildim. Çok acayip bir mimarisi var, çok acayip. Kes. Bu organizasyonda herkesin bir görevi var. Ben beynim. Cem sağ kol. Hüseyin kaslar. Onay göz. Göt diyecektin değil mi? Doğru söyle. Vallahi göt diyecektin. Göt diyecektin. Göz lan göz. Onay da bizim dışarıdaki gözümüz gibi. Ulan en boktanı bana kaldı. Ha, adamın sağ kolu olduk. Kim bilir o sağ kolla neler yapıyordur. Her gece tek kürekle mektaba çıkıyordur mesela. Ben sağ kol falan olmam ha, söyleyeyim. Biraz önceki metaforlarımın hepsini unuttum. Benim hatam, lütfen konuya odaklanabilir miyiz acaba? Vallahi bilmiyorum reis. Benim bu rehinelerle aramda acayip bir bağ oldu. Çok ısındım. Stockholm gribi oldum galiba. Oğlum Stockholm sendromunda onların sana bağlanması lazım. Sen onu bile tersten yapıyorsun. Dangalak! La, ne oluyor lan? Niye bu? Oğlum niye vuruyoruz lan bak? Çekerim emaneti, silerim adaleti. Ne vuruyoruz lan? Çiu. Ben benimkini evde unutmuşum da. Yani ortamda zaten fazlaca silah var. Bir şey değişmez yani, değil mi? Yani kendimi savunmak için söylemiyorum. Niye vurdun lan bana? Hakikaten lan niye vurdunuz adama? İlk fırsatını bulunca bunu indireceğiz demedik mi? He? Sen öyle çarpınca vurdun, harekat başladı zannettik. Hüseyin. Ne? Sen beni indirecek miydin? Cem, balım. Sakın. Bizim bu iç işlerini hemen halletmemiz lazım. Eve gidelim, bunu halletip ondan sonra geliriz, tamam mı? 1-2-3 diyoruz, sonra silahları indiriyoruz. 1-2-3, indir! 1-2-3, indir! Oğlum! Aa, gittiler! Hadi polis arayalım, hadi çıkartın tek... Polis böyle bir mallığa hayatta inanmaz. Bence işimize koyulak. İşimizi geciktirmeyelim. Müşteri memnuniyeti her şeyden önemlidir. Beni takip edin. Triplere bak lan. Kardeşim, silahını sok yerine, tamam. Alo, başlıyoruz kız. Baksız 15-20 dakika aramıyorum, karakola gelin. Amirim değil. Feyza abi kurban oldu.
O beni tanır. Selam söyleyin siz. Ulan abi dediğin korur kollar, benimkiler hırsızlık yaptırıyor. Siz iyi, ben küçükken benim kolum bacağımı kesip dilendirmediniz beni. Duygu sömürüsü yapma, duygu sömürüsü. İş bölüşümü yaptık. Biz sanki çok mu meraklıyız babanın körüsünü bokunu temizlemeye? Hiç. Terbiyesiz. Kapat. Hadi lan, hadi. Hadi. Heyecan yapma. Yanından geçerken kadının çantası kapıp depara kalkacaksın. Kadın yüzünü görmesin. Kar maskesi, çorap falan mı giyseydim? Saçmalama, kaldı mı öyle şeyler Feyza? Kim çalarken yüzünü gizliyor ki? La hangi ara geçtim kadını, arkamda kalmış. Gaza geldim, geçtim kadını. Yavaşla yavaşla. Şurada dikkat çekmeden bekle. Kadın yanından geçerken çantasını kap. Hadi. Kadın kafasına! Kadın! Nasıl kadın ama? O kadar diyorlar kasksız motor kullanmayın diye. Neden? Çünkü taş maş atan olur, kafana gelir, yarılır kafan. Tak şu kaskı işte be abi, tak! Ya bunların hepsi ceylan ya. Annelerin meslesi. Cenneti ayaklarının altına paspas yapmış. Canım anam benim. Ne yapıyorsun sen? Ne izliyorsun? Bak beni affet mi izliyorsun sen ya? Bak ne kadar manidar oldu görüyor musun Metin? Küsüm ben size. Sakın yılışmayayım bana. Sakın. Biz de tam o sebepten dolayı buradayız. Kendimizi affettireceğiz sana. Surprise. Oh yeah. Anamızı üzdük diye vicdan yaptık. Dedik ki biz ne yapalım? Bir şey yapmamız lazım. Annemizle babamızı tatile gönderelim dedik. Hiçbir masraftan kaçınmadık anacığım. İkinci bir balayı gibi görün bunu ana. İkinci balayı he mi? Yozgat'a mı göndereceksin ikinci balayına bizi? Ne var ki anacığım? Yılın bu zamanı Yozgat bambaşka olur. Bak belediye başkanı şehrin girişindeki bütün billboardlara ne yazdırmış biliyor musun? Sonbaharda aşk New York'ta. İlkbaharda aşk, Yozgat'ta. Aa, üstüme iyilik sağlık. Hamiyet Hanım, Hamiyet Hanım. Cennetin yeryüzündeki yansımasıdır Yozgat. Bilmiyor musun anne sen ya? Aşk ve tutkunun şehri dendiğinde akla gelen ilk şehirdir Yozgat. Yani paramız Yozgat'a yetti demiyorsunuz da. Yok, onu da diyoruz. Paramız buna yetti. Anacığım sen bunu beğenmedin ya. Bak istersen başka bir yere de gönderebiliriz. Vallahi masraftan kaçtığımızı söylemiyorum ha. Yalnız bir şartımız var. Babam Yozgat'a kurken illa bir kaçamak yaparsın kızarttık. Türküsü de var anne, Yozgat tıpa var. Yiğit. Efendim babacığım. Neden laf dinlemiyorsun sen? İnandığım şeylerin peşinden gidiyorum baba. Sen hep öyle yap demez miydin bana? Yo demezdim. Demezdin. Allah Allah, ben bunu nereden duydum acaba? Discovery Science'dan mı? Sermaye arttırıp çoğunluk hissesini ele geçirmek ne demek lan? Koca şirketi bizden habersiz ele geçirebileceğini mi sandın sen? Bir sürü yatırım yaptık biz bilişime. Babacığım. Siz madeni benden esirgince benim aklıma da bilişim geldi. Yoksa çok heveslisi falan da değilim yani. Lan dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bu iş olacak baba. O motor çalışacak. Seninle ya da sensiz. Sonuçları olur Yiğit. Bu iş böyle kalmaz. Madenlerin kontrolünü bana bırakın, bilişimi alın. Al gülüm ver gülüm. Yapalım. Bu fırsatı bana tanı baba. Denemek zorundayım. Arkadaş ya, bu adam var ya günaha girmekten zevk alıyor ya, yemin ediyorum ya. Şeytan bunu izlerken var ya, arka sokaklar izleyen kuru yemişçi gibi zevk alıyordur yemin ediyorum. Vay ibne vay. Dur, hadi Şerif abi, hadi abi. Lan, lan. Duruyor lan. Ne oluyor lan? Niye dükkanı pas geçti bu? Çakmak var mı? Ne yaparsın? Ne yapıyor lan bu? Ateş istiyor. Ne diyor Metin ya? Çakmağın var mı? Arkadaş kundakçının milletten ateş istediği nerede görülmüş ya?
Kahveye niye gidiyor lan? Kahveye gitme bari. E ateş aldı. Kahve. Hilmi bunu sevmedi. Hayırdır MacGyver? Yine neyin peşindesin? Bir şey değil ya. Siz oyununuzu bozmayın. Benim işim 2-3 dakika anca sürer. Leke yapmaz. Merak etme. Sigara içmen yeter. Bu koku da ne ya? Hangini saldılar? Yağlı gözleme kokuyor sanki ya. Anam ne güzel yapar. Benzin ya. Benzin kokuyor. Hey! Gelin gelin gelin. Gelin karakolları alalım. Çabuk çabuk çabuk. Manyak bu adam. Ne oluyor lan kahvede? Niye kaçışıyor millet? Lan. Anlamadım ki abi. Şimdi bir dakika dur. Feyze arıyor. Alo. Abi. Operasyon tamam mı? Alo. Yok hala bekliyoruz abisi. Bir şey soracağım ya. Sen şimdi Şerif abiye tam olarak nereyi kundaklayacağını söyledin değil mi abisi? Dükkanı kundakla dedim işte. Dükkan diyor ya. Tesisatçı diye özellikle altını çizdin ama değil mi? E anlamıştır herhalde. Manyak mı bu adam? Ya sen adamcağıza niye seçme şansı bırakıyorsun ya? Şerif manyağı şu an bildiğin kahveyi yakıyor. Metin koş! Ne ya? Lan! Ne bitmiş bu adam ya? Adam psikopat değiller. Herkes şarj aletini aldı mı? Oğlum nasıl? Ya sen bana niye elektrik veriyorsun? Stresten oldu be abi. İdare. Yapma böyle şeyi. Ne konuştuk biz seninle? Şerif amca sakın ha dur. Yaklaşırsanız yakarım. Yaklaşmasanız da yakacağım ya. Hep bu sahneyi yaşamak istedim. Adrenalin tavan yaptı, tavan. Tavan yapmasın, ne tavanından bahsediyorsun sen ya? Yakma bizim dükkanımızı abi. Lan birisi itfaiyeyi arasın, adam kül edecek dükkanı lan. Ben ararım. Sizin kontrolünüz yoktur şimdi. İtfaiye kaçtı ya. Hakikaten itfaiyenin numarasını bilen var mı? 1871. Olur mu canım? 1453. Ya hatırladım ya. 155. 155. Ha 155. Kardeşim bizi niye aradınız? Önce itfaiye niye aramıyorsunuz? Haklısınız amirim. Bu aralar polisle çok görüşüyorum zaten. Bilseydim aramazdım. Amirim sorması ayıp. Bu itfaiyenin numarası kaçtı ya? Kaçtı ya. Dili bir ucunda. 188'di galiba. Hanım Mevta, nerede cenaze? Ya arkadaş bir kişi de itfaiyenin numarasını bilmiyor mu ya? Tamam ya hatırladım tamam. Şimdi sen karışmıyorsun. Bu defa ben arıyorum. Tamam söylüyorum ara. Hocam sizi de yorduk. Alo. Yanıyoruz. Hemen gelin. Yanıyoruz deyince biz de başka bir şey anladık ayol. Pardon bacım sizi de buraya kadar yorduk. Öyle paras pandıras gelmişsiniz. Dolmuş full mü? Bir şekilde dikkatini çekmemiz lazım. Başka yere bakmasını sağlayıp etkisiz hale getirmeliyiz. Şimdi morali çok bozulur. Bütün dünya yakası gelir. Ne yapsak ya? Şu bizim karşı tesisatçıyı mı yaksak lan? Oranın yandığını görünce canı çeker, o da burayı yakabilir. Olmaz. Öyle sokağın ortasında çiftler öpüşünce erkekler bir döner bakar. Şey yapalım, ben Eda ile öpüşeyim. Aa, hayatta öptürmem. Niye öptürmüyorsun? Eğer sen Eda ile öpüşürsen ben de Hilmi abiyle öpüşürüm. Ne? Abi demeseydin bari ya. Ne? O zaman ben de şu teyzeyle öpüşürüm. Ben de Turgut'la öpüşürüm. Ya lan bu bir öpüşme muhabbet almış gidiyor. Ne öpüşmesi lan? Ha? Yıkıldı kocasına. Koşun. Lan sen utanmıyor musun bizim Metin'le Ali abimizin dükkanını yapmaya? Sen kimin başarısısın? Kim tuttu seni çabuk söyle. Çok yüklenmeyin lan. Belki yarın bir gün lazım olur. Üstsüz karışmayın. Mahalleli size bırakmaz bu işi. Senin işin. Ya kardeşim düşünce hemen adamın üstüne saldırıyorsunuz. Bir kişi de dükkan için bir laf etmedi be. Oh, ulan hiç dinç olmamıştım. Vurun lan vurun. Oh. Zevk alıyor bir. Oh. Zevk alanı dövmen. Zevk almak isterim döverken. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? Seyirciler hazır mıyız? Evet.